TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Samsunspor'da 20 Ekim 2021 tarihinde göreve gelen teknik direktör Fuat Çapayra yollar ayrıldı. Ligin 9. haftasında deplasmanda oynanan Menemenspor maçı sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verilmesi sonrası Fuat Çapa koltuğa oturmuştu. Deneyimli teknik adam geldi ilk günlerde ciddi bir camia baskısıyla karşılaşsa da hem takım oyununa müdahaleleri hem de alınan iyi sonuçlarla baskıyı pozitife dönüştürmeyi başardı. Takımı 3 galibiyet, 2 beraberlikle ve 3 yenilgiyle 11 puanda alan Fuat Çapa, ilk devrenin son haftalarında koronavirüs ve sakatlıklar sebebiyle iyice daralan kadroyla playoff potasındaki İstanbulspor'la aynı puanı toplamayı başardı. Samsunspor ilk devreyi 27 puanla geçerken devre arasındaki transfer başarısızlığı Çapa'nın sonunu hazırlamaya başladı. Buna rağmen ilk 4'te oluruz ama hangi sırada oluruz bilemem gibi iddialı açıklamalar yapan Fuat Çapa, alınan her başarısız sonuçtan sonra iyice sorgulanmaya başladı. İkinci yarının ilk 6 haftasını 3 galibiyet ve 3 beraberlikle mağlubiyet yüzü görmeden geçen Samsunspor'da düşüş de bundan sonra başladı. Üst üste Ümraniyespor ve Menemenspor yenilgileri, devamındaysa Bandırmaspor ve Manisa Futbol Kulübü kayıpları taraftarı çileden çıkarttı. Ligin son haftasında gelen Eyüpspor beraberliğiyle playoff şansının da iyice zora girmesiyle maçın ardından taraftarlar Fuat istifa tezahüratlarıyla deneyimli teknik adamı istifaya davet etti. Başkan Yüksel Yıldırım'ın hem başarısız sonuçlar hem de hedeften kopulması nedeniyle kan değişikliği düşünmesi, Fuat Çapa'nın da artan baskı üzerine bırakmak istediğini bildirmesiyle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sezonun Samsunspor altyapı direktörü Yücel Uyar'la tamamlanacağı belirtildi. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde 22 maça çıkan Samsunspor 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 da yenilgi elde etti. Çapa ve ekibi 22 maçta 1.45'lik puan ortalaması tutturabildi. Samsunspor Çapa ile birlikte Manisa Futbol Kulübü, Adana Spor, Altın Ordu, Ankara Gücü, Balıkesir Spor, Kocaeli Spor, Denizli Spor ve Erzurum Spor'u mağlup edip Erzurum Spor, Bolu Spor, Tuzla Spor, Keçiören Gücü, Bursa Spor, Gençler Birliği ve her iki maçta da Eyüp Spor'la berabere kalmıştı. Fuat Çapa, Samsunspor'un şirketleştiği tarihle birlikte çalışılan 6. teknik adamdı. Samsunspor'daki gelişmelerden anında haberdar olmak için YouTube TVK'ya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.